Hadi bakalım. Bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sobayı da söndüreyim mi? Ha yok yok, yanar yanar sönürüm. Ay canımız sıkıldı ama ya. Hadi bir an önce toparlanıp da gidelim. İçim daraldı karanlıkta ya. Karar verdim. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Aa, hakikaten ya. Kışın yaylaya elektrik verilmemesi kaç point acaba? 100 point. Neyse ki kalalım diye tutturmadınız. E hadi mumları falan söndürün de gidelim artık ya. Yapmayacağım. Dur 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 dur. Söndürme, gerek yok. Ne oldu? Sen de mi korkuyorsun karanlıktan? Ya yok, ne alakası var ya? Dolmuşun motoru arıza yaptı. Gidemeyeceğiz. Ne? Aşkım ciddi misin ya? Uf, tamam sıkma ama üzme heyecanını ya. Soğuktan motor donmuş. Ne yapacağız şimdi, ne olacak böyle? Ya burada mahsur mu kaldık? Ya yok. Ben Poyraz'ı aradım, gelecek bizi almaya da. Yani 2-3 saatten aşağı gelemem dedi. Var ya, sizin aklınıza uyan da kabahat zaten. Babam bizim yokluğumuzu bir fark etsin. Aha böyle bizim... Ya iyi tamam da o kadar saat biz burada bir başımıza ne yapacağız? My goodness. Tıpkı korku filmlerindeki gibi değil mi? Bir grup genç ıssız bir yere giderler ve... teker teker yok olurlar. Ya da... Samara Morgan, intikam almaya başlar. Ne yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. Komik mi Mine şu an bu? Komik mi? Evet. Ya Minişim, sen ne yapıyorsun ya? Korkmaya çok hazırdınız, eğleneyim dedi. Fena mı ettim? Sen gül baldız gül. Eğlen bakalım. Publik geldiğinde de bu kadar eğlenebilecek misin acaba? Publik mi? He, publik. Hiç duymadınız mı ya? Hiç duymadınız mı yani sevdalıkları yemesiyle meşhurdur, ayırmasıyla falan? Gerçekten mi ya? Ya benim adını bile anmamam lazım değil mi? Ya böyle Hubilik... Tövbe yarabbi ya, böyle ismi lazım değil bir şey işte ya. İsmi Hubilik mi gerçekten? Ne kadar komikmiş ya. Merhaba, ben Gökçe. Merhaba, ben de Hubilik. Ama arkadaşlarım bana kısaca Hubi der. Ya kızım saçmalama. Vallahi bak bunun şakası yok ha. Ciddiyim ben yani. Oğlum senin bayağı betin benzin attı lan. Sakin ol. Ya bunlar vesvese, inanmayın böyle şeylere ya. Ya abi bu Hubili'yi duymayan değil, bırak görmeyen yok ya bu yaylada. Bunlardan bir tanesi benim koca anam. Başına gelenlerden sonra diriler olmuş kadıncağızın. Ben hiç sesini bile duymadım benim koca anamın ya. Bir geceleri hariç yani işte. Of. Nasıl yani? Benim koca anam hep böyle uykusunda bağırırdı ya. Gelme Hubilik, yapma Hubilik, etme Hubilik diye. İnim inim inlerdi kadıncağız. Peki yani neymiş ki bu Hubilik? Ne yapıyormuş? Ya Hubilik... Bundan böyle yüzyıllar önce bu obada yaşamış böyle genç, mert, yiğit bir delikanlıymış. Yine bu obada yaşayan böyle güzeller güzeli, gencecik, pırıl pırıl bir kıza aşık olmuş. Çok sevmişler birbirlerini, çok sevdalanmışlar. İyi de bu korkunç bir hikaye değil ki, bayağı aşk hikayesi. Yani sen öyle san. Bu kızın zalim babası vermemiş kızı Hubilik'e. Hubilik yalvarmış, yakarmış, ağlamış, zırlamış ama yok. Neyse, bunlar kaçmaya karar vermişler. Ha şurada bir tane dilek ağacı var, bileyim de. İşte onun altında buluşalım demişler. Önce varan bizim kız olmuş. Ama sonra bir bakmış arkasından bizim kızın zalim babası geliyor. Kaç kız, kaç! Aynen öyle yapmış, kaçmış. Ama kaçarken şalını düşürmüş zavallı kızcağız ya. Ah be! Babası da almış şalı yerden. Hubilik görsün diye bağlamış dala gitmiş sonra. Hubilik o saatten sonra zaten bir daha sevdalığını hiç görmemiş ya. Sabahtan akşama kadar böyle günlerce beklemiş, beklemiş. Ama gelen giden yok. Beklerken zalim babaya beddualar etmiş. Böyle gelen geçen aşıklara hep böyle kıskanmış, onlara da beddua etmiş. Tövbe yarabbi ya, böyle zaman geçtikçe de Hubilik... Allah'ım ya, böyle kıskana kıskana beddualar ededi. Çirkin, acayip bir yaratığa dönüşmüş ya. O günden sonra böyle hep gördüğü kıskandığı sevdalıkları bulur, ayırırmış. Bunlardan bir tanesi de benim koca anam işte. Ay benim tüylerim diken diken olmaya başladı. Ne yapmış bu Hubilik bizim koca anamıza? Ya benim koca anamın böyle 20'li yaşlarda bir tane sözlüsü varmış. Askerdeymiş o sırada.
Askerden döner dönmez de bunlar evleneceklermiş. Adamcağız askerden döndüğü ilk günü Hubilik almış adamı götürmüş, kaçırmış ya. O saatten sonra adamı bir daha ne gören var ne duyan. Benim koca hanım tabi aradan zaman geçmiş. Tekrar sevdalanmış, aşık olmuş benim dedeme. Yazık ya. Hubilik onu da kaçırmasın diye hiç belli edememiş sevdiğini. Yıllarca böyle el eline bile değmemiş. Son böyle dedem ölmeden işte 5 dakika önce son kez bir elini tutmuş. En son gördüğü şey pencerede ona bakan Hubilik olmuş. Ay. Ay buraya gelmez ama değil mi? O hep buradaki baldız. Hiç gitmedi. Böyle sağda solda kenarda köşede yemelik sevdalık var mı diye bakınırmış. Böyle ışığı açık bir ev gördüğü zaman da bekler, bekler, bekler. Sonra da... Tamam ya. Zaten çok geç artık her şey için. Etrafta yemelik çok sevdalık var. O bizim kokumuzu ta kilometrelerce ötelerden almıştır yani şimdi. Aşkım. Sakin ol. Son 4 dakika.